bildiği üzere Yalova'da AK Parti komple süreci işliyor. İşte ilçelerde İlçarç, diğerlerinde kongreler tamamlandı. Kongre takvimine göre 10 Ocak'ta da Yalova'da il kongresi yapılacak. Ben yaptığım çeşitli görüşme ve istişarelerden sonra işte Yalova İl Kongresi'nde il başkanlığına aday olmaya karar verdim. Yalova'nın dinamiklerini de göz önünde bulundurarak, herkesin fikrini alarak ortak akılda hareket etmeye çalışıyorum. AK Parti teşkilatını kucaklayacak, herkesin kendini görebileceği bir aday profili ortaya koymak istiyorum. Yalnız şunu açıklamak isterim. Tabii mevcut yönetim eğer genel merkez tarafında mevcut il başkanı görevlendirilecek olursa herhangi bir liste çalışması yapmayacağım. Yani genel merkezin verdiği bu karara saygıyla karşılayıp onlara destek olmaya çalışacağız. Yani ikinci bir liste çalışması yapmıyorum. Mevcut yönetim Ankara'dan mevcut il başkanı tekrar görevlendirirse ben herhangi bir ikinci liste çalışması yapmayacağım. Tekrar etmek istiyorum. Tabii niçin aday olduğum sorusuna gelince tabii kendi içinde barışık, sadece AK Parti tabanını ve partilerimizi değil, aynı zamanda tüm Yalova'yı, her kesimden insanlarımızı kucaklayacak ve güvenle mazhar olacak bir yönetim anlayışıyla yola çıkıyoruz. Yalova'da profesyonelce çalışacağız, amatör ruhla koşturacağız. Ben ve ekibim, eğer bu onurlu görev bize tevdi edilirse, herhangi bir üstün değil, tüm partilerimizin, tüm Yalovalıların kucaklaştığı ve kucaklandığı bir yönetim anlayışıyla yola çıkacağız. Bunun bilinmesinde fayda görüyorum. Memur siyasetçi olmayacağız. Klimalı odalarda oturmayacağız. Her sokakta olacağız. Yalovalı ile kaynaşmış bir yönetim göreceksiniz. Yalova'nın hakkını savunan bir yönetim göreceksiniz. Hakkı savunurken kavga yolunu seçmeyeceğiz. Ama gerektiğinde kavga etmekten de çekinmeyeceğiz. Partimizin hedef 2023 sloganına uygun şekilde hareket etmeyi net bir şekilde söylüyorum. AK Parti kadroları olarak gelecek seçimlere değil, gelecek nesillere yönelik olarak çalışmayı düşünüyoruz. Bizler gelecek nesillerimize daha güçlü bir şekilde, daha güçlü bir Türkiye bırakmak istiyoruz. Bunun için çok çalışacağız. Biz hem milletimiz hem de gözünü ülkemize dikip bizlerden medet bekleyen mazlum haklar için mücadele edeceğiz. Önce hizmet yapacağız, sonra halkımızdan destek bekleyeceğiz. Bizim yönetimimizde AK Parti birlik ve beraberlik partisi olacaktır. Teşkilatlarımız bende ve belediyelerimiz ile uyum içinde çalışınca daha güzel sonuçlar alacağımıza inanıyorum. Son olarak eğer il başkanlığı görevi bize uygun görülürse eğitim seviyesi gayet yüksek olan şehrimizde Yalova'nın profiline uygun, Yalova'nın profiline, beklentilerine uygun düşecek, halkın geniş kesiminden tasvip görecek, kaliteli, donanımlı, vasıflı, her kesimden kabul görecek arkadaşlarımızın ön plana çıkacağı sağlıklı bir yönetim yapısı oluşturmayı hedeflemekteyim. Evet, sözlerimi burada tamamlarken tekrar hepinize teşekkür ediyorum. Sorularınız varsa onları da cevaplamaya hazırım. Tüm başkanım, açıklamamızda mevcut adayın devam etme, mevcut adayın adaylığı devam edersek geri çekileceğimi düşünüyorsunuz. Siz mevcut adayın olmama ihtimali gibi bir ihtimal sezdiniz mi? Evet. Tekrar aday olmamı gibi bir ihtimal.
Ya tabii yani şu an tabii net bir şey ortada yok. Yani ondan şu ana kadar yaptığımız görüşmelerde elde ettiğimiz bilgilerden yani Yusuf Bey'in tekrar görev verildiği, devam edeceği şeklinde net bir şey yok. Net bir şey olsaydı zaten bizim de adaylığımızı açıklamamızın bir anlamı olmazdı. Yusuf Bey, şu anki yönetimde yönetim eksikliği var mıdır? Sizin gözleriniz ya da AK Parti'nin parti misyonuna misyonunu yüklenebilir midir? Çünkü siz aday olduğunuza göre bayrağı açıklamada göre bir üst tura daha taşımak istiyorsunuz. Ya hedefimiz tabii şu anki mevcut yönetim söyledi böyle de deme hakkına yani şu aşamada bir şey söylemek doğru olacağını zannetmiyorum. Ama bizim hedef gayemiz çıtayı daha yükseğe taşımak. Yani bir, bu misyona uygun bir ekiple, yani AK Parti misyonuna uygun bir ekiple yola çıkıp bayrağı daha üst noktaya taşımak. Yani hizmetin kalitesini arttırmak hedefimiz bu. Yoksa bizim şu an bu yönetim şöyle de böyle de eksiği vardı, yediği vardı, bunu söylemek durumunda değiliz. Sayın Başkanım, geçen genel seçim döneminde milletvekili adaydınız. Bu genel seçim döneminde de AK Parti il başkan adaylığını tercih ettiniz. Neden bu farklılık oldu? Neden bu sene milletvekili adayı değil de il başkanlığını tercih ettiniz? Benim bir nedeni yok. Yani böyle bir değerlendirmek gördük, böyle bir boşluk gördük. Onu değerlendirelim istedik yani. Mesela şu burada bu noktada olalım değil. Yani hizmette yapabileceğimiz bir şey varsa hangi alandaysa onu değerlendirmek istedik. Yoksa önceliği milletvekili olup hizmet etmek de olabilir. İl başkanı olarak da hizmet etmek olabilir. Herhangi bir hizmet. Öyle bir hırsımız, öyle bir beklentimiz yok. Aile hizmet yani. Öyle elimizden geldi bir şey yaptık. Halk tarihinde genelde Ankara'da dayım var, bu milletim diyorlar. Sizin Ankara'da dayınız var mı? Ya bizim dayımız millet. Dayımız falan yaşıyor Ankara'da. Ama çeşitli görüşmeler yaptık. Yani Ankara'da da gittik, görüştük. Olumlu izlenimler aldık. Ama neticesi ne olur? Ama bu bekleyip göreceğiz. Çekon neler yapıyor? Peki onun yansıması nasıl yani? Oradaki adaylarla iletişim, diyalog, bu adaylık sürecini başa duruş olabilir mi? Şimdi tabii onlarla da görüştük. Yani çeşitli kesimlerle görüştük. Ya tabii şu an tabii mevcut yönetimle ilgili olarak devam edip etmeyeceği konusunda kesin bir karar yok. Yani o açıdan tabii herkesin farklı düşüncesi, farklı beklentisi var. Ama yani gördüğümüz kadarıyla dediğim gibi bir boşluk var. O boşluğu değerlendirmek istiyorum. Yoksa yani kesin bu mevcut yönetim devam edecek, etmeyecek, onlarla ilgili sorun var mı yok mu? O konuda söylemek istemiyorum. Peki Sayın Başkan, şimdi AK Parti iki dönemdir yerel seçimlerde teşkilat yapımı, teşkilat yapısının dağınıklığı nedeniyle seçim kaybettiğini bazen bazı ortamları bazen dile getiriyor. Şimdi il yönetimindeki iki dönemdir çatlakların oluşması hep seçimlerin kaybedilmesinde çok önemli rol oynadı. Şimdi sizin adaylığınız söz konusu olduğunda sizin AK Parti il başkanı seçilmeniz halinde diğer oluşan teşkilatlardan ne gibi farklılıklarınız olacak? Biraz önce de ifade ettim. Yani kuracağımız teşkilat, oluşturacağımız yönetim kadrosu bu tür savruklara, açıklara meydan vermeyecek bir yönetim oluşturmaya başlıyoruz.
Yani herkesi temsil edecek, herkesi kendisini görebileceği, görev anlayışını yerine getirebilecek bir yönetim oluşturmaya başlıyoruz. Yani geçmişe dönelik şu an tabii ben eleştirilerde bulunmak istemiyorum. Yani öyle şöyle onlar geçmişte kaldı. Bizim şu aşamada onları dile getirmemiz, eleştirmemiz mümkün olacağını zannetmiyorum. Ama biz yapacağımız yönetimle ifade edilen o eksiklikleri gidermeye amaçlıyoruz. Sağlam bir yönetim yapısı oluşturmaya başlıyoruz. Yalova'yı ileriye taşıyacak, 2023 hedeflerine ulaştıracak bir yönetim anlayışıyla hareket etmeyi düşünüyoruz. Şu an adaylığın konusunda il yönetimden bir tepki aldınız mı ya da bir görüş? Görüştüğümüz kimselerle herhangi bir olumsuz tepki almadım. Yani söylediğim gibi ya biz alternatif bir adayız ama mevcut il başkanına görev verilirse aday olmayacağımızı deklar ettiğimiz için herhangi bir olumsuz tepki falan görmedim. Görev onlara verilirse hatta destek olacağımızı yönetim içerisinde olur muyuz olmaz mıyız o ayrı bir mevzu ama genel merkez kararını verdikten sonra mevcut yönetim devam ederse bizim söyleyecek herhangi bir sözümüz yok. Yani o açıdan yani herhangi bir olumsuz şeyimiz yok, bir olumsuz bir tepki de karşılaşmadık. Yani olumlu tepkiler aldık. AK Parti 13. yılda eğer siz seçilirsiniz 11. il başkanı olacaksınız. Bu yönetim olarak yani normal her türlü yönetimde bir büyük zaaf olmuş oluyor. Yani seçilirseniz uzun vadeli kalmak isteyeceksinizdir. Çünkü bir 12. gelmesi partiyi de kaldırmaz belki ya da kamuoyu da kaldırmaz partileri de. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Yani 11 il başkanı ya da 10 il başkanı mevcutla beraber 10. il başkanı olması şehrin zor bir şey olmasına mı kaynaklanıyor, yoksa başka sebepleri var mı? Ya o sebepleri tabii dediğim gibi geçmişe dönük eleştirilerde bulunmak istemiyorum. Yani öyle ya da böyle. Yalova'ya gelen mevcut arkadaşlar, gelen il başkanları katkı sağlamışlar. Ben uzun soluklu bir yönetim, söylediğiniz gibi uzun soluklu bir yönetim yapısı oluşturmaya çalışıyor. Herhangi bir beklenti içerisinde olmadan hizmet amaçlı bir yönetim oluşturmaya çalışıyor. Yani onun için belki avantajları, dezavantajları olabilir yönetimin sıkça değişmesine. Yani dediğim gibi yani o tür eleştirilerde şu an bulunmak istemiyorum ama yani ileri dönük uzun soluklu bir yönetim yapısı oluşturmayı hedefliyoruz. Çok soru sormak istemiyorum. Ama soru sonu gelmeyince mecbur sormak zorunda. Başkan, Yalova'da AK Parti'nin artık bir belediye başkanı yok. Yani yaklaşık bir 10 yıldır Barbaros Gülcoğlu döneminden sonra AK Parti'nin Yakup Koçalı'nın kısa belediye başkanlığından sonra belediye başkanı oluyor. Yerel yönetimler anlamında il başkanını görev il başkanlığına düşüyordu. Şimdi burada sizin göreve gelmeniz halinde sizin Yalova'nın sorunlarına bakış açınız nedir? Yani sizce Yalova'da ilk problemler, ilk sorun dendiğinizde sizin aklınıza ne gelecek? Çalışmalarınız ne olacak? Tabii şunu söyleyeyim, belediye hizmetleri noktasında, hatta bugün sabahleyin bir arkadaş paylaştı. Çöplerin toplanmadığını, Yalova temiz bir şehir olmadığını görüyoruz. Yani belediye hizmetleri noktasında, tabii şu anlam itibariyle şey konuşmak istemiyorum. Yani hem belediye hem bulunduğumuz teşkilatı eleştirmek ya da yeni şeyleri söylemek istemiyorum. Yalova'nın sorunları belli. Yani belediye hizmetleri noktasında sıkıntı var. Tabii bizim hedefimiz Yalova'yı yani belediye noktasında tabii bizim yapabileceğimiz çok bir şey yok. Yani mevcut iktidar anlamıyla belediye bizde olmadığı için şunları yaparız ederiz diye söyleyebilecek herhangi bir durum söz konusu değil. Kaldı ki belki bizim yapabileceğimiz şey belediye
eleştirmek, doğruları göstermek. Eğer belediye bunları yaparsa mutlu oluruz. Yapmazsa eleştirilerimize devam ederiz. Yani yapabileceğimiz bu anlamda çok fazla bir şey yok. Diğer belediyeler bizim organize bir şekilde çalışıp diğer ilçelerde, beldelerde veya mevcut ilimizde işte hükümetin yapabileceği bir takım yatırımları öne yakalamak, onları sağlamak ancak o olabilir diye düşünüyorum. Sorunlar çok Yalova'nın hepimizin bildiği gibi. O sorunları işte hükümet kanalı itibariyle nasıl çözeriz? Milletimizin derdini nasıl giderebiliriz? Bu noktada gayret göstermek olabilecektir. Belediye hizmetleri noktasında da kamuoyunun takdirine bırakıyorum. Yani onları söyleyecek daha çok fazla bir sözüm yok. Ya bu hizmetlerin yerine gelmesi için güçlü bir siyaset izlenecek mi? Tabii söylediğim gibi yani Yalova'nın hakkını almak noktasında mücadele edeceğiz. Söylenmesi gerekenini zamanında yerinde doğru bir şekilde söyleyeceğiz. Kavga etmekse yani kavgadan yana değiliz ama edilmesi gerektiği noktada da ondan da kaçınmayacağımızı ifade etmek isterim.